Üşüme turunda böyle biraz gezineyim dedim. Erzin'e ineceğim bisikletle. Arabayı babama bıraktım, yaylaya gelip. Ama hava soğukmuş ve yağmur yağıyor. Dayı UFO görmüş gibi oldu. Ben görünce Necip Uder gibi baktı. Mekanlar, hep geldiğim yerler. Severim burayı. Şimdi nasıl geçecektik? Şuradan geçit var mı? Şuradan var. Sol taraf uçurum. İleride sis var. Yolun yarısından çoğu sisli olacak. Gidiyordu gaza. Taştan portuyor. Lastik. Çünkü taş büyük. Lastik çapı yetmiyor. 2.40 bile yetmiyor. Düşün. Manzara olsa izlerdik, manzara da yok. En tehlikeli versiyonu şu anda. Yeni yağmur başladı. Şu an en tehlikeli hali. Çünkü tam ıslandığında sorun yok. Lastik yere tutunuyor. Ama yeni yağdığında biraz böyle üstü sabun gibi oluyor. Yeri tutmuyor. Bu da o yüzden en riskli bölüm. O yüzden mecbur hızlanamadan gideceğiz. Kibar kibar. Islak sürüşlerin en önemli kuralı, hızınızı en az bir %30 düşürmek. Yapabiliyorsan %100 düşür. İyice kapanalım. Telefon da ıslanacak, hiç hoş değil. Telefonu çantaya mı atsam? Telefonu çantaya atayım ya. Telefonu çantaya atalım boşu boşuna. Su geçmesin telefona. Geçiyor da. Geçmiyor da suyu. İşte önlem alalım. Ne olur ne olmaz. Belli mi olur? Bir su geçmesiyle uğraşmayalım. O değil. Alt yağmurlu alacaktım yanıma. Alt yağmurlu almayı unutmuşum. O yüzden mecburen ıslanacağız. Evet. İnşallah çok fazla yağmaz aşağıya. Çünkü
ya da tam yağar ya da arası olduğu zaman en tehlikeli hali. Hava 17-18 derece. Islak ve rüzgarlı. En babuş versiyon. Şu an resmen görüş sıfırlanıyor. Hah, efsane. Bayılırım. Yazın ortasında değiliz ama işte sonbahar başlangıcı. Gözlüğün camını silelim. Aa, çok iyi be. İyi, lastik hala tutuyor. Ön lastik tutuyor mu? Ön lastik de tutuyor, güzel. Halen tutunmamız var. Tabii riskli olan şu, iniş yolunda virajlar var. Şöyle, dün gece sel gitmiş, yerde toprak taş taneleri var. Virajda onlara denk gelmek beni devirir. O yüzden hızlanamayacağım mecbur. Kibar kibar gideceğiz. Ve bu dönüşlerin en önemlisi enduro dönüşü. Yani sen yatmıyorsun, bisiklet yatıyor. Şu şekil. Buna motorda kontra tekniği deniyor zaten. Ama kontra ile birlikte biraz küçülüyorsun ve sen yatmıyorsun, bisiklet yatıyor. Çılgın yağmurlu bir güne denk geldik. Evet, sağ salim yağmur alsak iyi. Bir de buradan işe gideceğim. Yani saat kaç? 12.56. İşte eve varacağım. Evden sonra üstümü değişip işe. Bugün çarşamba. Arka lastik topuğumu ıslattı. Donuyorum şu anda. Ya basamamak çok kötü. Çok fren yapmaktan direkt balatalar sürtmeye başladı. Aa, buz gibi oldu. Üşüdük. Daha tehlikeli çünkü çok az yağmur yağmış. Yerler böyle hafif tozlu, hafif ıslak. Tamam, tehlike çanları. En belalı yer. Hele şu aralardan dün gece sel akmış asfaltın karşısına. Onlar daha sıkıntılı. Hiç belli de olmuyor. Tamam, virajda onlara bir kaptırırsak mortinge. Neyse, ne kadar çok kötü çağırdım ya. Birazcık eğlenelim. Allah, kırmızı toprak en korkuncu. Şampiyon. Beklenmedik bir kaymağı.
Normalde çekinmem fakat ön lastikte tutunma yoksa kaza çok normal ve hızlı oluşuyor. Bunu nereden anlarız? Örneğini yaşadığımdan biliyorum. Ben çok aksiyonlu süren biriyim. Yani yan vermeyi severim, hoplarım, zıplarım. En son geçtiğimiz kış bir buz videosunda, yani karlı buzlu bir rotada gizli buzlanmayı fark etmeme rağmen ön lastiği kontrol edemedim. Yere bir düştüm. Allah Allah. Yani o acıyı hiç unutamıyorum. Yerde sürüklenirkenki acımı. Leğen kemiği yerinden koptu sanki. O kadar dehşetli acı yaşandı. O yüzden ön lastik kayıp yere düşmek kadar sıkıntılı bir şey yok. Bu beni korkutuyor. O yüzden de riske girmiyorum. Biraz etraflı. Abi hiç riske girmiyor. 60 en düşük ağır devre, tıngır mıngır iniyor motor. Bir de bu tür yollarda haddinden fazla ısrarcı olmayacaksın. Tamam, fren yap, lastikler tutunsun. Ama gereğinden fazla ısrarcı olursan, yani tutunma azalmış oluyor o anda. Birden kopuyor. Benim yaptığım kazada böyleydi zaten. Nerede bırakacak diye frene bastım, pat diye koptu. Tabii ne olduğunu oradan sonra kontrol yok, birden koptu gitti, düştük. İşte o yüzden yine düşmemek için. Gördüğünüz gibi ben dik duruyorum, makinayı yatırıyorum. Sağ tarafaysa sağ kolumu ileri itiyorum. Sol tarafaysa sol kolu ileri itiyorum, sağ kolumu geri çekiyorum. Buna enduro dönüşü deniyor. Race motorlarda üstüne iyice kapanırsın ve kendini de şuradan tutup yatırırsın. Fakat enduro motorlarda sen dik durursun, sen yatmazsın, sadece biraz küçülürsün. Olduğun yerde eğilerek gibi düşün. Kafandan eğerek bir şeyden geçmek gibi düşün. Bu dönüş tarzı enduro dönüş tarzıdır ve en güvenli dönüş tarzıdır. Çünkü sen dik durduğun için makine devrildi. Sen birden bisikletin üstüne atlıyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Farkına varmadan bu bir refleks oluşuyor. Ama race tarzında, yani yatıksan, sen de yatmışsan, lastik koptuğu anda ilk kafanı yere çakıyorsun. Ve bu da omuz kırığı, kafa yarılması, derin sarsıntısı vesaire en belalı bölüm. Nasıl viraj döneceğim diyen arkadaşlara bu şekilde tavsiye edebiliriz. Yani çok da hızlı gidemiyorum, çok akıcı değil. Peki, pek eğlenmeyebilirsiniz şu an ama. Durum bu. Yapacak bir şey yok. Şartlar zor. Yerler ıslak, güzel.
çok konuşamıyorum çünkü %100 yola odaklanmam gerekiyor. Gözlüğümde görüş açısı düşük. Çok fazla yağmur suyu var. Hava da ıslak, yerler de ıslak. O yüzden en ufak hata kaza. O yüzden çok konuşamıyorum, kusura bakmayın. Makineyi zaptırmam lazım çünkü. Bayağı bildiğin kayıyor. Burası toprak olsa bu kadar kaymaz mesela. Asfalt olduğu için daha çok kayıyor. Çünkü makinenin lastiği asfalt lastiği değil. Arazi lastiği. Toprak arıyor makine. Tutunacak bir şeyler arıyor. Şu an 360 kamera olsa var ya bir efsane olur. Devirecekler, görüyor musun? Hızlı girsem oraya kesin yerdeydim. Çünkü rotayı saptırıyor. Ve o arada panikle fren yapıyorsun. Hey yavrum be! Hey yavrum be! Çok iyi. Bayağı bildiğin dona kadar ıslam şu anda. Bildiğin yani. Sular içerisindeyiz. Sesim gelmeyebilir büyük ihtimalle. Bayağı su içindeyiz. Çok güzel yağıyor.